Çetin, ben uzun süredir düşünüyorum. Ben... Yani hayır, sen haklıydın. Karar verirken birbirimize saygılı olmalıydık. Sen hep kendine iyi gelecek kararları verdin. Şimdi ben de bir karar vermek istiyorum. Seni terk ediyorum. Beni artık kurtarmak zorunda değilsin. Ben iyiyim. Başka bir yerde, başka bir adamla hayaller kurmak istiyorum ben. Kader seni nasıl karşıma çıkarttıysa onu da çıkartacak, biliyorum. Hoşça kal. Çetin, ben uzun süredir düşünüyorum. Ben, yani sen haklıydın. Karar verirken birbirimize saygılı olmalıydık. Sen hep kendine iyi gelecek kararları verdin. Şimdi ben de bir karar vermek istiyorum. Seni terk ediyorum. Artık beni kurtarmak zorunda değilsin. Ben iyiyim. Başka bir yerde, başka bir adamla hayaller kurmak istiyorum. Kader seni nasıl karşıma çıkarttıysa onu da çıkartacak, biliyorum. Kendine iyi bak. Sen bana yalan söylüyorsun. Beni bandırdın. Ben istemiyorum. Sakin ol. İstemiyorum. Bu modellerin geçen sezondan farkı ne, biraz anlatır mısın? Bu sezon geçen sezona kıyasla yeni hizmet noktalarımız oldu. Oralarda hizmet vermeye başlayacağız. Ayrıca yeni ürünlerin değil mi Çetin Bey? Çetin Bey? Sen ağlıyor musun? Çetin, iyi misin? Sara, ben çok özür diliyorum. Yani aşağıda konsantre olamadım. Seni babana karşı da mahcup ediyorum. Şu sıralar ne halde olduğunu biliyorum. Açıklama yapmak zorunda değilsin. Hadi gel. Ben de izin alıyorum. Biraz dışarı çıkıp eski günleri anarız. Gel. Londra'daki eski günler geldi aklıma. Evet. Benim için güzel günlerdi. Bir şey olmuş sana, çok değişmişsin. Neyim değişmiş? Bilmem, böyle daha sakinsin. O deliliğin gitmiş. Güçlendim Çetin. Geçmiş boş ver şimdi. Seni anlat bakayım. Nasıl tanıştınız? Bizim hikaye biraz farklı. Hatırlıyor musun? Seninle son bir konuşma yapmak için Londra'ya dönecektim. Evet, geri dönecektim. İşte havaalanı yolundaydım. Birden bir kaza oldu. Bir kamyon birden şerit değiştirdi. Benim önümdeki aracı yolun dışına attı. Benim araba bariyerlere çarptı, durdu. Ama önümdeki araba takla attı. Ben arabadan indim, diğer arabaya yardım için. Gittiğimde arabanın içinde 3 kişi vardı. Bir tanesi Ece'ydi. Diğerleri de annesiyle babasıymış.
Ben sadece Ece'yi kurtarabildim. Onu hemen hastaneye götürdüm. Ben 3 gün sonra taburcu oldum. Ama o bayağı yoğun bakımda kaldı. Ne arayanı vardı, ne soranı vardı. Geleni, gideni, hiç kimse yoktu. Gözünü açtığında ilk beni sormuş. Beni buraya kim getirdi diye. Hastaneden beni aradılar. Ben de gittim. İşte birkaç kez ziyaretine gittim geldim falan. Öyle başladı. Sen de bir daha Londra'ya dönmedin. Peki Ece ile tanışmasaydın geri döner miydin? Beni burada bağlayan bir şey yoktu. Dönerdim herhalde. Anladın mı? Şimdi ben de bir karar vermek istiyorum. Her şey size daha önce anlattığım gibi. Ece böyle bir şey yapacak biri değildi. Eski çalışma arkadaşlarını, ortak tanıdıklarımızı, herkesi aradım. Yok. Aslında ben buraya size birkaç soru sormaya gelmiştim. Şimdilik Ece Hanım kendi rızasıyla gitmiş görünüyor. Ayrıca aranması için kayıp olduğuna kanaat getirmek gerek. Burada öyle bir şey yok. İtiraf edin. Neyi? Terk edildiğinizi Çetin Bey. Kendinize bunu itiraf edin. Bir erkek olarak yaşamadım desem yalan olur. Bana sorarsanız canınızı yakmaya çalışıyor.
Kadınlar bazen böyledir. Bunu yaşayan ilk erkek siz değilsiniz. Bu bir süre daha bende kalsın. Sara Hanım. Komiser Efe Biçer. Merhaba, memnun oldum. Elektrikler sadece, sakin ol. Sadece elektrik değil. Garip sesler duydum duvarlardan, lavabonun içinden geliyordu. Daha önce de duydum. Bu ev eski. Sigortalar atmıştır. Sorun yok. Ben hallederim. Seni uzun zamandır tanıyor gibiyim. Bahsin o kadar çok geçti ki. Sarayla geçmişte yaşadığınız her şeyi biliyorum. Ben normalde seni hemen tanımak isterdim ama sizi bir kendi halinize bırakmak istedim. Sonra da ayrıldığınızı duydum. Sara o günden sonra hepimizle iletişimi kesti. Belki bunları ilk kez benden duyuyorsun ama
Uzun süre psikolojik destek de gördü. İlaçlar, milaçlar. Kızımı neredeyse kaybediyordum Çetin. Efendim, Sara ilişkimizin ilerlemesi için pek yardımcı olmuyordu. Biliyorum, biliyorum. Bana kızımı anlatma. Sara reddedilmeyi pek sevmez. 17 yaşındayken benden bir araba istedi. Daha yaşı küçük diye almadım. Bir gece eve döndüğümde en sevdiğim klasik arabamın bütün döşemelerini parçalanmış buldum. Yani Sara eğer bir şeye sahip olmayacaksa başka birinin sahip olmasını kabullenmez. İşinde çok iyisin, ondan yana bir sıkıntı yok. Ama burada olmanı o istedi. Şu an yaşadıklarını da biliyorum. Sana söyleyeceğim tek bir şey var. Dikkatli ol. Nasıl yapabildim bilmiyorum. Ama artık dayanamıyorum. Benim de seni bırakmam lazım. Bundan kurtulmanın tek yolu bu. Ece. Benden bu kadar. Berbat görünüyorsun. Sen gece hiç uyumadın mı? Hadi bir kahvaltı yap da kendine gel. Bak neler neler aldım. Gel. Bak. Peynir, ekmek. Biz ayrıldıktan sonra neler yaşadığını yeni öğrendim. Sana çok mu acı çektirdim? Anlaşamıyorduk. Biz ayrılırsak ikimiz için de daha iyi olur diye düşünmüştüm. Haklısın. Zor günlerdi. Ama artık o Sara yok. Görüyorum. Değişmişsin. Hep olmanı istediğim gibi davranıyorsun. Sara. Yeniden deneyelim mi? Ece karşına çıkmasa hadi tekrar yanıma geleceğini söylemiştin. Ya geri dönerse? Beni bıraktığın gibi onu bırakabilecek misin? Kader seni nasıl karşıma çıkarttıysa onu da çıkartacak biliyorum. Kim var karşında senin? Nereye bakıyorsun böyle? Teşekkür.
Kiracılarınız Ece Hanım ve Çetin Bey ile ilgili size birkaç soru sormak için buradayım. Yalnız hastalığı çok ilerledi. Şu an size cevap veremeyebilir. Kiracılarınız Defne Hanım, Çetin Bey, hatırladınız mı Ece Hanım? Korkuyordu. Çok acı çekiyordu. Kim acı çekiyordu Defne Hanım? Kim korkuyordu? Ali Bey. Ali sen misin? Sizi kocası sanıyor şu an. Memur Bey lütfen onu daha fazla yormayalım. Bugün polis buraya geldi. Niye daha önce söylemedin? Söylüyorum ya işte. Ne dedi peki? Ece Hanım'ı arıyoruz. Neyini arıyorsunuz? Kadın adamı terk edip gitmiş. Videosu bile var. Evet, video var. Defalarca izledim. Bir şey dikkatimi çekti. Ece Hanım konuşurken hep bir yere bakıyor. Yani? Yani karşısında ona bunları zorla söyletmiş biri olabilir. Saçma sapan şeyler söyledi. Neren seninle ben bir araya gelmişiz ve o sırada Ece kaybolmuş. Böyle şeyler. Saçmaladı gitti. Neden öyle bakıyorsun? Bilmem. Ne demek bilmem? Söylemek istediğin bir şey varsa söyle. Yok bir şey. Var bir şey. Ece'yi benim gönderdiğimi mi düşünüyorsun? Çetin cevap ver. Tamam. Bir an düşündüm. O kadar. Bir an düşündün öyle mi? Peki ben senin Ece'yi öldürmüş olabileceğini hiç düşünüyor muyum? Ne? Ece'yi öldürmek mi? Sara, Ece beni terk etti. Bunu sen de biliyorsun. Ben bir şey bilmiyorum. Bu evde tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Zaten korkuyorum burada kalmaya. Bir de sen bana böyle davranıyorsun. Sara. 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 Burada. Burada. Ruhu burada ve bana zarar vermek istiyor. O beni terk etti. Sen de duyuyorsun. Evet, duyuyorum. Duvardan gelen sesler, boruların sesi. Boru falan değil. Burada bir şey var Çetin. Burada bir şey yok. Dışarıda rüzgar var. Titreşimler, duvarda sesler yapıyor işte. Eski bir ev burası. Öyleyse taş mı buradan? Şimdi olmaz. Neden? Geri dönerse seni bulamaz diye mi?
Geldi mi? Geldi. Sorun çözüldü. Sana söyledim, burası eski. Süper. Boynundaki ne? Başı ben bulmuş. Nasıl ama güzel değil mi? Beğendin mi? Çok güzel. Efendim. Tamam. Hemen geliyorum. Ne oldu? Çetin ne oldu? Arayan polisi. Bir ceset bulmuşlar. Ece'nin olabilirmiş. Teşhis için beni oraya çağırıyorlar. Seninle geleyim mi? Hayır, sen kal. Geleyim mi seninle? Hayır, sen burada kal. Büyük baba. Yangın nedeniyle maktul tanınmaz halde. Teşhis etmek çok zor. Ece? Burada mısın? Seni Çetin mi öldürdü? Yanımda mısın? Çetin Bey. Tam neredesin? Sağımda mı? Solunda mı? Arkamda mısın? Artık o tarafa ait. Burada işin yok. Çetin. Kimle konuşuyorsun? Hiç böyle kendi kendimle konuşuyordum. Dolapları falan ayağa kaldırmışsın. Ya bir elbise arıyordum, bulamadım. Ne oldu? Ece miymiş? Hayır değil. Ben buraya gelirken yolda bir karar verdim. Artık hayatımda Ece yok. Bak gördün mü sevgilim? Ben sana söylüyorum değil mi? Senin gibi iyi çalışkan birini hayatta bırakmazlar. Kaparlar ama. Bak bu seferki olacak. Gerçekten. Bugün Sara aradı beni. Yine aynı işi teklif etti. Hadi artık takma. Takmayayım.
Evet, eski sevgilin seni yanına çalışmaya çağırıyor, hem de başka bir şehre ve ben takmayayım. Ne yapayım, göbek mi atayım? Bak, durumumu biliyorsun. İş bulmak zorundayım. Bu teklifi reddedemezdim. Hadi asma suratını. Ben onun ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum. Kadın aylardır seni yanına çekmeye çalışıyor resmen. Yahu onunla ayrılalı yıllar oldu. Neye benzediğini bile hatırlamıyorum artık. Hem ben seninle huzurluyum, mutluyum. Sara bana sadece huzursuzluk verdi. Onunla tekrar bir araya gelmek aklımın ucundan bile geçmiyor. Bir de Antalya'da benim bu pozisyonda iş bulmam falan mümkün değil. Benim illaki İstanbul'a gitmem gerekiyordu zaten. Ben biliyorum ne olacağını. Gideceksin, birkaç kez geri geleceksin. Arayacaksın önce, sonra aramaların azalacak. Ben de artık sizin haberlerinizi uzaktan izlerim. Çetin gülme bak, gerçekten çok sinir bozucu. Kızım deli misin sen? Ben seni bırakır mıyım hiç? Yeni bir şehre, yeni bir işe, yeni bir hayata ben seninle başlamak istiyorum. Benimle gelir misin? Gerçekten mi? Evet. Gerçekten mi? Ben siz gitmeyecek misin yoksa? Düzeldin mi orayı? Ya, eviniz çok güzel gerçekten. Neredeyse 40 yıllık bir yapı. Rahmetli kocam kendi elleriyle yaptı. Mimardı. Ben artık bu evde yaşamıyorum. Bütün ev sizin. Ne çok anım var bu evde. Belki de bu hastalık iyi oldu. Acı anılarımı unutmam için. Bir tek şuradaki müştemilat kapalı kalacak. Benim ve kocamın eşyaları var orada. Eve ait. Umarım senin kocan ve çocuklarına güzel anılarınız olur burada. Hamile misin? Kocana söyledin mi? Yok, daha kocam değil. Daha söylemedin mi? Evlenme teklif edince söyleyeceğim. Demek o kadar eminsin. Tamam. Sır aramızda. Ay. Ay, hale bak. Pislik içindeyim. Cadı gibi. Çok güzelsin. Ha, evet, çok. Hı-hı. Hale bak, cadıyım. Güzel cadı. Bir dakika dur, yıkanmam lazım. O zaman banyoya. Ya gerçekten banyoya. Gerçekten düşünüyorum. Daha bir hafta önce işsiz güçsüz ne yapacağımı düşünüyorken... ...şu an sahip olduğumuz şey... Şaka gibi. Ama benim sahip olduğum en değerli şey sensin. Ben çok mutluyum seninle. Yalan söylüyorsun. Gerçekten. Sevdin mi burayı? Çok sevdim. Çok güzel bir yer. Sevgilim. Hı. Defne Hanım'ın söylediğini duydun mu? Müştemilat. Hı hı. Kocasının eski eşyaları mı ne varmış? Evet. Bakalım mı? Ay hayır, saçmalama. Ödüm kopar benim. Çok korkarım. Düşünsene adamın ruhu falan çıkıyormuş orada. Yok abi. Bir de sevgilim. Hı. Şimdi yarın senin ilk iş günün ya. Hı. Ben de seninle geleyim mi? Ne yapacaksın orada, saçmalama. Ya ne olursun geleyim bak. Hiçbir şey yapmayacağım gerçekten. Bak geleceğim böyle usul usul oturacağım, tamam mı? Bakacağım uzaktan sana sadece ne yapıyorsun diye. Ben senin niye gelmek istediğini çok iyi biliyorum. Ama bak çok kalmayacaksın, tamam, tamam mı? Merhaba. Ben Sara. Ben de Ece. Biliyorum, biliyorum, tanıyorum seni. Çetin'le hakkında çok konuşuyoruz.
Bir şey içmek ister misin? Yok, sağ olun. Yeni evinizi beğendiniz mi? Ben tavsiye ettim Çetin'e. Ev çok güzel. Peki o zaman. Bir şeye ihtiyacın olursa ben ofisindeyim. Sıkılırsan yanıma gel. Bay. Sürdük. Ecem, bebeğiniz gayet iyi. Gayet de sağlıklı görünüyor. Şimdilik aylık rutin kontroller yeterli olacaktır. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa istediğiniz zaman, istediğiniz saatte beni arayabilirsiniz. Kız çocuğu bekliyorum. Öncelik sizin ve bebeğinizin sağlığı. Onu yakında öğreniriz. Hayatım. Ne yapıyorsun hayatım? Aç mısın? Ay, hem de kurtlar gibi. Öğle yemek arası var. Yetişebilirsen haber ver. Seni yemeğe çıkartayım. Sen beni mi özledin? Hem de çok. Çetin, başlıyoruz hadi. Gelecek olursan ara beni. Tamam, kolay gelsin. Çetin, başlıyoruz hadi. Yılışık. Ondan sonra adam arıyorum böyle kem kim böyle geveliyor falan. Ben kullanayım istersen. Teşekkür ederim Çetin Bey. Ne yapıyorsun? Topladım yaprakları yakmak için kazıdım. Az önce denedim ama duman sizin eve doğru gitti. Başka yerden açacağım. O yüzden burayı kapatıyorum. Bırak kalsın. Ben yaparım. Bana spor olur. Nasıl isterseniz Çetin Bey. Neyin var senin? Benim bir şeyim yok, senin neyin var? Ne demek şimdi bu? Dün şirkete geldim ben. İkinizin aynı arabaya bindiğini gördüm. Öğle yemek arası vermiştik.
Geleceğini söyleseydin seni de beklerdim. Bana doğruyu söyle, aranızda bir şey mi var? Ece saçmalama. Aramızda bir şey yok. Çok samimi misiniz? Beraber çalışıyoruz. Her çalıştığında bu kadar samimi misin sen? Ece bu nereden çıktı şimdi? Aramızda bir şey yok. Bunu daha önce konuştuk. O zaman geceleri niye sabaha kadar mesajlaşıyorsunuz? Sen telefonu mu kurcaladın? Yalan söylüyorsun. Ece ben sana yalan söylemiyorum. Ben seninle bir hayat kurmaya çalışıyorum. Evet, onun parasını ödediği bir hayat kurmaya çalışıyorsun. Bak çok ileri gidiyorsun. Ben çalıştığımın karşılığını alıyorum. Onunla çalışmak zorunda değilsin sen. Bunu niye şimdi konuşuyoruz? Çünkü ben sana güvenmiyorum artık. Sen bana yalan söylüyorsun. Ece ben sana yalan söylemiyorum. Sakin ol, tamam mı? Sen bana yalan söylüyorsun. Beni buraya kadar getirdin, beni kandırdın. Ben seni kandırmadım. Ben istemiyorum. Ece sakin ol. Bu evde olmak Ece, istemiyorum. İstemiyorum. Ben gitmek sakin istiyorum. Sakin ol. Tamam, özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben bilmiyorum, bu ara galiba biraz duygusalım. Biraz sinirlerim bozuk galiba. Aslında seni kaybetmekten çok korkuyorum ben. İşte böyle. Peşine takılıp buraya kadar geldim. Söylediği her şeye inandım. Ama ne yapmam gerektiğini gerçekten bilmiyorum. Bana yardım etmeniz lazım. Fikrinize ihtiyacım var benim. Yani bir yandan o kadın, bir yandan benim bebeğim. Bilmiyorum, kafam çok karışık. Güzel kızım. Erkekleri anlamak için daha çok gençsin. Bence onu test etmelisin. Test mi edeyim? Evet, sana aşık olup olmadığını öğrenmelisin. Sana aşıksan aldatmıyordum. Peki nasıl test edeceğim? Gel benimle. Elbiselerini kenara çek. Şimdi dolabın arkasını sağa sür. Şimdi buralar çok karışıktı kızım. Baskınlar, tutuklamalar. Eşim de beni korumak için böyle bir yer yapmış işte. Güçlendirilmiş cam tek yönlü. Tamamıyla ses geçirmez, hava sızmaz bir şekilde sırlanmış. Bak, jeneratör burada. Git çevir. Bu jeneratör aynı zamanda evin içini de kontrol ediyor. Bir şey olduğunda içeriği görebilelim diye. Burası iki kişinin haftalarca kalabileceği şekilde yapıldı kızım. Kötü günlerdi. Allah tekrar yaşatmasın. Geride kaldı o günler çok şükür. Burada seni kimse duyamaz ve göremez. Ama sen yatak odası ve banyodaki her şeyi görebilir. Bu hoparlörden de dışarıdaki her şeyi duyabilirsin. İşte buna çok sevindim.
Şimdi git. Onu terk etmiş gibi bütün eşyalarını topla, buraya gir. Bütün gerçekleri görüp hala sana aşıksa çıkar, özür dilersin. Ama değilse vurursun götüne tekmeyi, gidersin. Nereye gideyim ki? Benim ondan başka hiç kimsem yok. Ama fikir çok güzel. Teşekkür ederim. Çetin, uzun süredir düşünüyorum ben. Yani hayır, sen haklıydın. Karar verirken birbirimize saygı duymalıydık. Başka bir adamla başka bir hayal kurmak istiyorum. Kader seni nasıl karşıma çıkarttıysa onu da çıkartacak, biliyorum. Ece, seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Senin için bu şehri, işi, her şeyi bırakırım. Bırakamayacağım tek şey seninle ömrümün geri kalanı. Bırakamayacağım tek şey seninle kalan ömrümün devamı. Ece, benimle evlenir misin? Evet. 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 Hayır, izleme. Çetin, izleme. Hayır, izleme. Sen hep kendine iyi gelecek kararları verdin. Şimdi ben de bir karar vermek istiyorum. Seni tercih ediyorum. Hayır. Artık beni kurtarmak zorunda değilsin. Ben iyiyim. Başka bir yerde, başka bir adamla hayaller kurmak istiyorum. Kader seni nasıl karşıma çıkarttıysa onu da çıkartacak, biliyorum. Kendine iyi bak. Çetin, sevgilim, buradayım ben. Çetin, ben buradayım. Buradayım ben. Çetin, buradayım aşkım. Buradayım sevgilim, buradayım ben. Çetin. Anahtar yatağın üstünde. Çetin, buradayım ben. Çetin, anahtar. Hayır, yapma onu, yapma. Çetin.
Hayır, hayır. Çek, çek, çek. Aradığınız kişiye şu an ulaş... Çek, 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 çek. Lütfen çek. Hayır, yok. Hayır, çek, çek. Çek, çek, ne olur çek, çek. Hayır, yapma, çek, çek. Telefonda problem var galiba. Seni aradı mı? Tamam. Sağ olasın. Alo. Saner abi merhaba. Ya Ece ile bir konuşmam lazım da benim. Bir telefonunda problem var galiba. Sanırım yaşadım. Seni aradı mı? Alo Aynur. Yemin ediyorum istemedim. Böyle olsun, özür dilerim. Sevgilim. Sevgilim buradayım ben. Sevgilim buradayım, tam karşındayım. Özür dilerim. Özür dilerim.
buradayım. Gitme. Sevgilim gitme. Gitme. Beni bırakma. İçin özür dilerim. Ama söz veriyorum. Söz veriyorum, bak biz beraber büyüyeceğiz bebeğimizi. Kurtar beni buradan, ne olur. Ne olur hisset beni, ben buradayım, ne olur. İşim var burada. Senin ne işin var burada? Yapmayın bana bunu. Yapmayın bana bunu. Yapmayın bana bunu, yapmayın. Git evimden kaltak. Çık git evimden. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun beni? Git evimden, git! Git! Çık evimden. Duyuyor musun? Duy beni! Duy beni! Git! Duy! Beni duyuyorsun. Sara! Sara buradayım ben. Buradayım Sara, duy beni. Ne olur kurtar beni, buradayım, içerideyim. Sara ne olursun duy beni. Hayır, hayır, buradayım. Hayır, lütfen, buradayım ben. Sara ben yapıyorum. Ben yapıyorum Ece. Ben içerideyim. Ne
buradayım. Senin yüzünden buradayım ben. Benim hayatımı elimden alamayacaksın. Hayatımı vermeyeceğim sana. Alamayacaksın. Yapmayın. Çetin ne olur yapma. Ben buradayım. Buradayım ben Çetin. Çetin ben buradayım. Şahra. Evet bebeğim ben buradayım. Bunu yapamam. Evet buradayım Çetin. Bu olanlar bir hata. Büyük bir hata. Sen. Gitme. Burada kal. Yalnız kalmak istemiyorum. Sadece uyuruz. Bırak gitsin. Çetin bırak gitsin. Derim bebeğim. Söndürdüm bebeğim. Söndürdüm bebeğim. Söndürdüm bebeğim. Söndürdüm bebeğim. Özür dilerim bebeğim. Özür dilerim bebeğim. Özür dilerim bebeğim. Özür dilerim. Bunu nasıl yapabildim bilmiyorum. Artık dayanamıyorum. Benim de seni bırakmam lazım. Bundan kurtulmanın tek yolu bu. Ece. Benden bu kadar. Ne demek benden bu kadar? Ne demek benden bu kadar? Gitme buradayım ben. Ne demek benden bu kadar? Buradayım ben. Ne demek benden bu kadar? Ne demek? Ben buradayım hala! Buradayım ben! Buradayım!
Sen ölü müsün? Hayır. Hayır, daha çok beklersin. Orospu. Yaşıyor musun? Evet. Bir tuzağa mı düştün? Seni Çetin mi hapsetti? Hayır. Peki neredesin? Peki başka bir ayna mı? Evet! Evet Sara! Evet doğru yerdesin. Burası, buraya bak. Hayır, bu da var. Bu taraf. Ne olur diğer tarafı dene. Diğer tarafı dene. Bu tarafı dene. Evet, 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 evet. Muhteşemsin sen. Muhteşemsin sen. Muhteşemsin sen. Çektiğini görmek hoşuma gidiyor. Bırak, tadını çıkarayım. Çektiklerimde senin de payın var. Sen de suçlusun. Üzgünüm. Artık o tarafa aitsin. Burada işin yok. Kimle konuşuyorsun? Çetin. Hiç böyle kendi kendimle konuşurdum. Dolapları falan ayağa kaldırmışsın. Ya bir elbise arıyordum, bulamadım. Ne oldu? Ece miymiş? Hayır, değil. Ben buraya gelirken yolda bir karar verdim. Artık hayatımda Ece yok. Onu bileyim. Yeah.
Efendim? İyi günler Ece Hanım. Buyurun. Ece Hanım, Nurhan ben klinikten. Siz kontrole gelmeyince merak ettim, arayayım dedim. Cep telefonunuza ulaşamayınca evden aradım. Bakın, hamileliğin ilk aylarında kontrol çok önemli. Kusura bakmayın, ben sizi arayacaktım. Başka bir doktor benimle ilgileniyor artık. İyi günler. Uyumadın mı? Çetin hala onu mu düşünüyorsun? Sara, evlenelim mi? Evet. Ama bir şartım var. Buradan taşınacağız. Nereye? Benim evime geçeriz, sonra bakarız. Hadi Çetin. Çiçekler pembe olsun istiyorum. Yani bir bahar düğünü olacak. O yüzden böyle rengarenk olsun istiyorum. Ama uyumlu. Pembe güzel değil mi? Evet, evet. Hayatım, buradayız. Siz merak etmeyin Sara Hanım. Her şey mükemmel olacak. Mükemmel. Ben hemen geliyorum. Tamam, tamam. Konuşacağız tekrar.
peki. Hoş geldin. Bir keyif sesi. Şey mi oldu? Ne oldu? Polis hala beni suçlamakla meşgul. Ece'yi arayan neden yok. Ben de yeni bir avukatla konuşayım. Bu konuyu kapattığımızı düşünüyordum. Sara, ben sadece onun nerede olduğunu, iyi olup olmadığını öğrenmeye çalışıyorum. Bu benimle ilgili. Öğrensen ne olacak? Abla bizi buraya hiç ölçü falan aldırtmadan getirdin ama. Ölçüye gerek yok, beni takip edin. Arkadaşlar siz de pirketleri indirmeye başlayın. Günaydın. Günaydın. Erken kalkmışsın. Bütün gece Sevgili'nin adını duymak istemedim de ondan. Kafandan ne geçiyor bilmiyorum ama artık canımı yakman çok zor. Seni üzmek istemiyorum. Seni mutlu edecek kadar güçlüyüm. Mutsuz edecek kadar da öfkeli. Sen seç. Kızarmış ekmek ister misin? Getiriyorum. Çetin Bey. Meltem, ne yapıyorsun burada? Defne Hanım sizin eski eve götürüyorum. Biraz kendine gelsin diye. Müştemilatta eski eşyaların içinde zaman geçireceğiz. Orası ona hep iyi gelmiştir. Borcunuz 100 TL. Çok seviyordu seni. Odadan çıktı mı? Onu mutlu ettin mi? Ece'den mi bahsediyorsunuz? Defne Hanım, Ece giderken size bir şey mi söyledi? Ne odası? Nereden çıktım? Ali, bütün eşyaları topladım. Kimse almasın diye. Defne Hanım, Ece nereye gitti? Hangi odadan bahsediyorsunuz? Nereden çıktı mı? Defne Hanım. Bu kadar yeter Çetin Bey. Lütfen daha fazla üstüne gitmeyin. İyice kafası karışıyor. Oyundaki ne? Nereden böyle? Bana eşlik etmek ister misin? Senin boynunda bir anahtar vardı. Nerede o? Eski bir şey daha attım gitti. Nereye attın? Neden soruyorsun? Sen benden bir şey saklıyorsun. Çetin. Ben senden hiçbir şey saklamıyorum.
Ama görüyorum ki sen gene her şeyi berbat etmek için uğraşıyorsun. Uğraşıyorsun. Onu aramaktan vazgeç. Yapma Çetin, yapma. Yapma. Çetin, neredesin? Eve geldim. Hangi eve? Sara, bu duvarı sen mördün buraya. Çetin, orada ne yapıyorsun? Orayı terk et. Sara, bu duvarı sen mördün. Çetin, orada olmanı istemiyorum. Anlayacağız. Nereden buldun anahtarı? Niye soruyorsun? Bir yeri mi açıyor bu? Neden bu kadar şaşırdın? Onun oraya girmesi benim suçum değil. Ben sadece senin hayatından defolup gitmesini istedim, o kadar. O kadar. Sana Ece'ye ne yaptın? Hemen bana söyle, onu nereye kapattın? Onu nereye kapattın? Ben bunu yapmadım diyorum. Yapmadım. Artık kurtul şu Ece'den, kurtul. Sara, sakin ol. Sara, ne yapıyorsun? İndir o silahı. Bunu tekrar yapıyorsun. Bana bunu bir daha yapamazsın. Bana aynı şeyleri yaşatamazsın. Sara, ben sana hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi bana hemen söyle. Ece'ye ne yaptın? Çabuk söyle, onu kurtarmam lazım. Benden hemen vazgeçtin. Benim çektiklerim hiç bu kadar umurumda olmadı. Bizim için hiç bu kadar çırpınmadı. Şimdi git o duvarı kıracağım. O kaltakta. Çocuğu da içeride ölecek. Hamile olduğunu bilmiyordun değil mi? Bilmiyorsun. Mm-hmm.
Sonra içeri daldı. Sonra içeri daldı. İçeri daldı! Eve ekip ambulans yollayın. Onu buldum. Anlamadım. Eve ekip ambulans yollayın. Kimle konuşuyorsun? Hiç böyle kendi kendimle konuşuyordum. Dolapları falan ayağa kaldırmışsın.
Bana yeniden deneyelim diyen sendin. Ben sadece ne acı çektiysem aksini sana da çektirmek istedim. Ayrılmanız benim için yeterliydi. Ama sen yeniden başladın, sendin bu. Ben bunu beklemiyordum. Ama oldu. Oldu bak. Tekrar aşık olduk. Tekrar aşık olduk Çetin. Bana evlenelim dedin. Beni seçtin. Bırak onu. Gidelim buradan, bırak onu, gidelim. Sadece biz. İkimiz. Canını acıttığım için özür dilerim. Hayır! Hayır!
Aslında seni kaybetmekten çok korkuyorum ben. Böyle bir şey olmayacak, tamam mı? Sen beni kaybetmeyeceksin. Ben de seni kaybetmeyeceğim.